Ne işin vardı senin orada? Ha niye giriyorsun ki aramıza? Ya bıraksaydın ne olacaksa olsaydı kimse bu insanlara bir dur demeyecek mi? Bu haysiyetsizler benim hiçbir suçum günahım yokken beni böyle ırz düşmanlığıyla suçlayacaklar. Ne yapsaydım? Bıraksaydım da ölse miydin? Yapmadığını en az senin kadar bildiğim bir şey için seni nasıl kaybedeyim? Bu mu bana ailemize yaşatmak istediğin? Reyhan bak ben... Reyhan! 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 Tamam bak geçti, geçecek. Geçmiyor Azat abi, geçmeyecek. Yoruldum ben artık yaşadığımız haksızlıklardan. Finan'la birbirinizi gördüğünüz yerde boğaz boğaza gelmenizden yoruldum artık. Ben her gün bu korkuyla yaşamak istemiyorum artık. Finan'la ailem arasında kalmaktan tükendim. Ben neye karar verirsem vereyim olmuyor. Bu savaş hiç bitmeyecek. Durmayacak hiç. Ne karar Reyhan? Değil mi Azat abi? Miran'la birbirinizi gördüğünüz yerde gırtlağa gırtlağa gelmeye devam edeceksiniz değil mi? Sen Miran'dan... Bu adam senden, ailemizden elini çekmedikçe bitmeyecek Reyhan. Duyduklarım doğru mu torunum? Şadoğulları bize silah çekmiş. Doğru. Azat gönlünün yalanını duymuş. Silahı çekip eline tutuşturmuş. Attığı iftirayı temizlesin diye. Kızıma yaşadığı korku yetti. Bir de sen gelme üstüne. Vallahi herkes yaptığını çekiyor yenge. Mira! Meydanlarda kızlarımıza, kadınlarımıza silah çekilirken sen konağı başsız mı bırakacaksın? Ben kimseyi başsız bırakmam. Asıl siz arkamdan iş çevirmeyi ne zaman bırakacaksınız onu söyle. Bundan sonra buradayım, gözüm üzerinizde. Arkamdan kimsenin iş çevirmesine izin vermeyeceğim. Sen ne demeye bütün milletin önünde silah çekiyorsun? Bıktım ulan sizin bu taşkınlıklarınızdan. O meydanda yere düşmüş soyadımızı kaldırmaya çalışırken siz beni bütün milyata rezil ediyorsunuz be. Asıl ben rezil olmuşum bütün milyata. O gönül bana el uzattı diye iftira atmış. Sessiz mi kalaydım? Benim üzerimden soyadımıza atılan iftirayı sineğe mi çekiyordum dede? Ne iftirası? Sen neden bahsediyorsun Azat? Ya amca. Gördünüz ha? Ya böyle bir şey nasıl saklarsınız demeyeceğim ya. Oğlum aha da işte bu yüzden söylemedik. Bir delilik yapma diye. Öğrendiğinde ne oldu? Bak gidip ortalığı birbirine katmışsın.
gelene kadar kimse bu evden dışarıya çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Hele sen hiçbir yere kıpırdamayacaksın. Baba hayırdır, sen nereye? Alo. Madem öyle buyurdular, bir acı kahvelerini içmek vazifemizdir. Fırat! Fırat! Buyur büyük ana. Arabayı hazırlasınlar. Nereye büyük ana? Ben de geleyim. Yok, sen burada kalacaksın. Ben gelene kadar Miran dahil kimse konaktan çıkmayacak. Buyur Azize Hanım. Hırsından kime saldıracağını şaşırdın, nasıl? Sen Şahat oğullarını kendin belleme. Ben ailemin derdindeyim. Ama senin derdin ne anlamadım. Ama senin pisliklerini teker teker çıkaracağım. Bugün yaptıklarından sonra ayağın taşa değse, bil ki onları ben döşedim yollara. Hoş bulduk ağam. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk Aşmadağ. Gelirken kimseye bir şey demediniz, değil mi? Adap, Erkan biliyorsunuz. Burada konuşulan burada kalır. Karar verilirse de uygulanır. Aslan beyler Midyat'a geldiğinden beri aranızdaki husumet artmış diye duydum. Yol yordan bilirsiniz dedim. Kendi aranızda çözersiniz dedim. Ama ve lakin Midyat'ın en büyük iki ailesinin erleri meydanda birbirine silah çeker olmuş. Buranın dirliğinden, düzeninden bizler sorumlu değil miyiz ağalar? Öyle. Gençler aşar, coşar, taşar. Biz onları dizginlemeliyiz. Destur vermemeliyiz. Aşmet ağa. Yılanın başı bu kadın. Sen soyunun ettiklerini ne çabuk unuttun nasıl? Geçmişin hesabını vaktiyle gördük. O defteri kapattık Azize kadın. Miran'ın Nasuh'un torununa yaptığı da ortada. Durdurak bilmedi. Artık meseleyi çözmek bana düştü. Nasuh, lafı uzatmaya gerek yok. İcazet ver, Miran'la Reynan evlensin, akrabalık hasıl olsun, bu kan dursun. Haşmet ağa, onun mümkünü yok.
Bu kadının bize ettiği onca şeyden sonra bir de ona üstüne kız mı vereceğim ya? Ben bu toprakların barışından, huzurundan mesulüm. Sen bu işe yanaşmazsan mesele büyür. Akacak kanı durduramayız. Haşmet Ağa, adaletine itimatla davetine icabet ettim. Emme ve lakin bu da değin olmadı. Bu kadına boyun eğeceğime, dökülecek kanıma yas tutmayı yeğlerim. Kardeşim, babaannem çıkıp gidiyor, aynı çatı altında benim haberim bulunuyor. Bana söylenmeden hiçbir şey yapılmayacak demedin mi? Sırf bu yüzden eve dönmedin mi? Nereye gitti bu kadın Fırat? Bilmiyorum aga, bilmiyorum. Sadece arabasını istedi. Kimse benimle gelmeyecek dedi. Miran dahi kimse bu konaktan ayrılmayacak dedi. Aga, şu adollarına gitmiş olmaz. Kayboluşunun sebebi inşallah Şahadolları ile ilgili değildir babaanne. Ya abi, babam nerede? Çekip gitti, çıkalı kaç saat oldu? İnsan aklına olmadık şeyler geliyor. Ben de bilmiyorum Cihan. Acaba o telefonda arayan Azze karısı mıydı? Duymuştur kavgayı elbet. Midyat'ta duymayan kalmamıştır zaten. Biz işler daha iyi olsun dedikçe şu olana bak. Bu işin tedbirini iyi almamız lazım. Etrafa birkaç adam daha dikeceğim. Malum, Aslan Beylerin ne yapacağı belli olmaz. Baba sen neredesin Allah aşkına ya? Bana Azat'ı çağırın. Azat! Baba ne oluyor? Baba, hayırdır, Azat'la ilgili ters bir durum mu var? Azat dedene gideceksin. Neden dede? Ben öyle münasip gördüğüm için. Dede, ben hiçbir yere gitmiyorum. Kaçıp saklanacak biri varsa o da Miran soysuzudur. Sen bu ailenin soyunu sürdürecek tek evladımsın benim. Ben gel diyene kadar dönmeyeceksin. İftira atılan ben. Ya kapaça gönderilip fare gibi saklanacak olan da mı ben? Neden dede? Ha? Neden? Koskoca Şadoğlu ailesinin bu aileye karşı Azat'ı sürgüne göndermekten başka elinden bir şey gelmiyor mu baba? Nereye kadar kaçacak Azat? Hem ne sebeple saklanıyor? Kendisine atılan bu iftiranın peşine düşmeseydi asıl o zaman ailemizin adını yer... Yeter gelin, yeter! En az senin kadar torunumun canını düşündüğüm içindir bu kararım. Karşımızdakiler adımını nefretle atar. Azize Şerri'nin torunumun canına kastetmesini engellemek için yapıyorum bunu. Azat dedesine gidecek. Yerinde bizden başka hiç kimse bilmeyecek. Haydi. Ne
Bu ne hiddet? Sen neredesin babaanne? Nereye gittin? Ölmüşlerime dert yanmaya. Malum dirilerim artık benden yana değil. Bu saatte mi? Kabir ziyaretine saat mi koymuşlar? Torunum. Bu meydanda yaşananlar hiç iyi olmadı. Silah çekilmiş olması canımı sıktı. Şadollarının ne yapacağı belli olmaz. Diyorum ki, ortalık durulana kadar sen Kars konağı mı geçsen? Senin aklından ne geçiyor babaanne? Ha? Daha 2 saat önce konaktan ayrılıyorum diye kızan sen değil miydin? Sen beni düşmanım mı sanırsın? Bilmez misin benim tek düşmanım vardır, o da Şadoğullar. Ben seni koynumda büyüt. Herkesten çok seni kollarım, seni korurum. Bir tehlike olduğunu fark etmesen bir şey demezdim. Benim kimseden de yapacaklarından da korkum yok. Hiçbir yere gitmiyorum. Sen bilirsin. Ama senden tek bir isteğim var. Temkinli gez. Mahmut'a söyle Fırat, adamların sayısını artırsın. Konağın etrafında koşuşmayacak. Kimse benden, Miran'dan habersiz şu eşikten dışarı adımını atmayacak. Tamamdır büyük hanım. Esma! Bir kahve yapın da içeyim ben. Hala kahve diyor. Nasıl düşünmeyim be Yusuf? Şu düştüğümüz hallere bak. Yıllardır uğruna didindiğim her şey bir bir kayıp gidiyor elimden. Bu yaşta beni yerimden ettiler. Evlatlarımı birbirine düşman ettiler. Düştüğümüz hallerin hiçbirine hükmedemedim. Allah bana neyin bedelini ödetir Yusuf? Burada yaşanan acıların mı? Allah ne zaman eksik etmiş ki dermanını? Gönlünü rahat tutsun. Doğru dersin Yusuf. Her kışın bir yazı vardır elbet. O yazı da ben getireceğim. Bunu bana hangi Miran söylüyor?
Günlerdir gözüme sevdayla bakan Miran mı? Yoksa içime bu yarayı açan Miran mı? Hangisi bana karım oluyor? Kimsin sen Miran? Azat kimsenin namusuna göz dikecek biri değil. O benim kanım, canım. Bana yaptıklarınız yetmedi. Şimdi onu mu kurban edeceksiniz oyunlarınıza? Aç şunu. Aç. Aç. Ha! Aga hayırdır? Ne oldu? Benimle yana görmem lazım. Miran, bak sen bu durumu çok hafife alıyorsun kardeşim ama ortalık gerçekten çok gergin. Hele Reyhan'la ikinizi bir arada görürlerse birinizi öldürürler. Miran! Kahveniz hanım. Miran'ın kalbine emek emek koyduğum, kendi gözyaşımla sulayıp büyüttüğüm nefreti bir sevdayla söküp atan o kızdan kurtulmadıkça bana rahat huzur yok Esma. Yoksa Reyhan'ı... Beni tanımaz gibi konuşma. Ben daha başından bu intikamı tek kurşun atmadan almaya yemin etmedim mi? Madem bu sevdaya mani olamıyorum, o zaman onu da işin içine katarım. Elbet Reyhan ölecek. Ama Miran'ın kalbinde. Sen de Miran gibi bugün nereye kaybolduğumu merak ediyorsun değil mi? Herkesin canı burnumdayken ortalığı karıştırmak istemedim. Haşmet Ağa meclise çağırdı. Hayırdır? Meydanda yaşananlar kulağına çalınmış. İki aile yüzünden huzurumuz bozuldu. Bunu düzeltmenin iki yolu var dedi. Ya Miran Reyhan'la evlenecek ya da kan durmayacak dedi. Nasuh yanaşmadı. Ben de yanaşmadım. Peki bundan sonra ne olacak hanıma? Miran Reyhan'la evlenmeyeceğine göre Azat Şadoğlu ölecek. Kaldırıp atacak mısın? Gerekirse hepsini atacağım. Geçtiğim bütün yolları temizleyeceğim. İnsan sevdiğinin ayağına taş değmesin ister ya. Senin de ayağına hiçbir taş değmesin Reyhan. Hiç taş değmeyecek ayağıma. Artık sorun yok, zorluk yok. Evlere kapatılmak yok. Özgür olacağım, mutlu olacağım seninle. Yolumda taş olsa da sen çekip alacaksın onu yolumda. Ama birlikte yürüyeceğiz. Söz mü? Söz.
Feyyan. Aradım seni ama ulaşamadım. Delirdim ben de. Başına bir şey geldi. Yerdekiler sana zarar verdi diye korktum. Kim ne zarar verecek bana? En büyük tehdit sensin zaten. Ya şimdi biri görse ne olacak? He? Sağ bırakacaklar mı seni? Sen beni öldüreceklerinden mi korkuyorsun? Hayır, ailem katil olacak diye korkuyorum. Ya. Bir an git, hadi biri görmeden git Allah aşkına ya. Tamam, gideceğim. Merak etme. Ama şunu bilmeni istiyorum. Konağın alınmasıyla benim hiç bilgim yok. Babaanneme söylemiştim. Durmamış. Durmamış. Durmayacak da. Şimdi anladın mı sana neden hayır dediğim? Bu intikam bitmedikçe acılarımız dinmeyecek. Aslan beyler yapacak. Şadoğulları ağlayacak. Babaannen hep kazanacak Miran. Biz de kaybedeceğiz. İkimiz. Hadi git şimdi. Bir daha da gelme. Bizim için umut yok artık. Anladın mı? Hiç umut yok. Umut var ya. Hala umut var. Kızım sen beni katil mi edeceksin ha? Biz Asat'ın canına bir şey olmasın diye nereye saklayacağımızı şaşırdık. Sen o herifi burnumuzun dibine kadar sokup görüşmeyi utanmıyor musun ha? Ya bunlar bizim evimizi aldı elimizden, evimizi. Azada iftira attılar. Senin için nasıl alıyor hala bunlarla görüşmeyi? Ha? Amca ben... Konuşma. Bak kızım. Ben senin babana benzemem. Azat ortalığı karıştırmasın diye o soysuzun gırtlağına çökmedi. Ama sanma ki mevzu kapandı. Onlar oğlunun canını alamadan hepsinin cezasını keseceğim. O aslan beylerin eceli ben olacağım. Anladın mı? Daha ağzından beni tıktığın o yerle ilgili tek kelime duyarsam... bu yastığın altı boş kalmaz.
Benim oğlumu doğmadan toprağın altına koydunuz. Onun ruhu bir tek benim ciğerime mi dolacak sandın? Benim şuram hala ağrıyor da oradan biliyorum yüreğimin yerini. O ağrı ayakta tutuyor beni. Beni sakın bununla sınama. Sakın bununla tehdit etme, etme. Ben kimseyi tehdit etmem Sultan. Uyarırım. Senin de sağlığın bugünlerde hiç yerinde değil. O yüzden kafanı topla, kendine mukayyet ol ki seni bir daha o hastaneye göndermek zorunda kalmayalım. Hastane deme bana! Deme! Hastane deme bana! Hastane deme bana! Demek böyle rahatlayacaksın. Tamam. Buyur. Buyur. O da senin. İstediğin gibi dağıt. Ama buradan çıktığında aklın başında olsun. Başını. Senin için feda etmediği bir canı kalmıştı. Aha şimdi onu da alacaklar. Gürsün yengesi. Haşmet Han'ın huzurunda sulh sağlanamamış. O aslan beyler var ya, Asat'ın canını alacaklarmış. Neden Asat'ı neden öldürsünler ki? Hala soruyor musun neden diye? Senin yüzünden. O aslan bey karısı sulh sağlanması için seni gelini olarak almayı kabul etmemiş. Azat da seni namusu belledi, kendini ortalara attı ya. İşte şimdi bedelini canıyla ödeteceklermiş. Yok, olmaz öyle şey, yapamazlar. Yapamazlar ha? Yapamazlar. Git de sor bakalım, kendi kulaklarınla duy, yaparlar mıymış, yapamazlar mıymış? Tüm bu olanı bir tane nasıl başlattıysan öyle bitireceksin. Gerekirse kendini mezara sokacaksın. Ama benim oğlumun canını kurtaracaksın. Duydun mu beni? Sen kurtaracaksın. Korumalarla dolu Reyhan Hanım. Yalnız başına gitme. Ben seninle gelirim. Seni bu işe karıştırmak istemiyorum Rıza abi. Bana zarar verecekleri bir durum yok ki. Haşmet Ağa'yla konuşup döneceğim. Bu yaptığın ömrüm boyu unutmam abi. Kendine iyi bak Reyhan Hanım. Ben burada bekliyorum. Sen kimsin? Gecenin bu saatinde ne işin var burada? Ben Reyhan Şadoğlu.
Nasıl Şadoğlu'nun torunuyum. Haşmet Ağa'yla görüşmem lazım. Bekle burada. Ne istersin bu saatte? Haşmet Ağa'yla konuşmaya geldim. Çok önemli. Gel içeri.